erkeği. Ay ışın ya. Evet. Tabii. Bu eşyaları koruyacağız dediniz mi? Sizin için eşyaları. Kaybolmayacak veya sizden tamamen alınmıyor. Tekrardan o kadar gelin. Da insafsız değiliz. Sadece bir yıkıp geçeceğiz yani. Bir şey yok. Eşyaları tahliye edip yıkım gerçekleştirmek. Yıkım. Tahliye edemezsiz benim eşyalarımı. Benim eşyalarımı ben tahliye ederim. Çağırırım kamerayı. Arkadaşlar bugün içerisinde boşaltmamız gerekiyor. Depoya, özel depoya götüreceğiz. Orada muhafaza ediyor olacağız. Yani maksimum bir saat. Sen de ki elemanlar çıksın. Bunların hepsini kamyona yükleyelim. Acele edelim. İki yıkım daha var bizde. Bundan sonra. Tabii ki güzel şiveyle. Ben iki arkadaşlarla hep görüşeyim. Deneme gerek yoksa. Sen bir görüşelim, bir bakalım. Gelin. Nedir? Gelin bakayım. Ne yapabiliriz? Gelin. Bir nasıl organize olabiliriz? Nebip Bey. Evet, Nebip. Devreye gir, elemanlar çıksın. Bunların hepsini kamyona yükleyelim, acele edelim. İki yıkım daha var bizim, hadi. Kaba eşyalara da bakıyor olalım. Öncelikle. İki yıkım daha var bizim. Tamam, bir nasıl? Bir bakalım tamam, şunlara, biz bir konuşalım. İki yıkım daha var ya. Yani. Tamam. Yıkım işleminden sonra sizi geri sadece bugün yıkımı gerçekleştirmek zorundayız. Yani maksimum 1,5 saat tanıyabiliriz size. 1,5 saat. Bir şey söyleyeceğim. Ekstra gün talep ediyoruz ve itiraz ediyoruz. Geçti. O günler geçti. İtiraz hakkınız yok hanımefendi. İtiraz hakkı doldu. Zamanında itirazını edeceğiydin. Artık geçti. Şu anda yapılabilecek tek şey... Kaçak bir yapıdır ve yıkılması gerekiyor. Bu kararı çıkartmanız yok ama anlamaya ve algılamaya çalışıyorum. Böyle bir sıkıntımız ya da böyle bir problem olduğu ya da böyle bir şey olduğu zaten bilinmiyor. Hanımefendi bir de iyi tarafından bakın şimdi. Siz evde olmamış olsanız, evde olmamış olsak, biz gelip burayı yıksak, i̇yi burayı tarafından. Bir arabaya çevirmiş olsak, sonra çıkıp gitsek, sonra da siz akşam geldiğiniz zaman bu arabayı görseniz şok geçirmez misiniz? Bir de iyi tarafından bakın. Ya inanın böyle vakalar da yaşıyorum. Evin yıkımın iyi tarafı mı var? Evde olmamış olsak. Bir evin yıkımın iyi tarafı mı var? Ya da kötü tarafı mı var? Size bir de hesap verme durumuna geliyor lütfen. İyi tarafından bakın dedi ya. Değil. Mağdur taraf. Evet çünkü mağdurum ben. Ama hayır şimdi olay sizin işinizde. Siz yani... de bir ekstra bir zaman bir gün tanımıyorsunuz. Evet geri çekilmek yok arkadaşlar. Bir adım daha geri adım atmanızı istemiyorum. Buradan artık geri dönemeyiz. Kendisinin haberi olmadığını yani... söylüyor zaten. Haberi yok. Ay, yalan söyleyecek halim yok herhalde bu konuyla alakalı. Haklısınız ama belge zaman aşımına uğradığı için bizim şu anda yapabilecek hiçbir şey yok. Ev sahibi de yargı sürecinde. Yani şu an sadece sizin de bizim de bir muhatabımız yoksa yıkımı gerçekleştirmekle görevliyiz. Herkes dışarı. Daha değil. Herkes dışarı lütfen. Sloganınız var. Lütfen herkes dışarı. Olabilir. Yani şöyle de bir şey var. Arkadaşlar sizin için üzgünüm. Işın. Biz kamu görevlisi. Her an bir uçan tekme atabilir size. Evet ilk sen söyle. Cezai işlem başlatmak istemiyorum de ilk sen. Hayır. Cezai işlem başlatmak istemiyorum yani. Böyle bir şey yapmak istemiyorum. Başlatsana Allah'ım. Allah başlat. Lütfen direnç göster. Ne olur başlat. Yani herkes biz de mutsuzuz bu durumdan ama hani bir uzlaşmaya varalım, tatlılıkla halledelim. İlk sen evdeki eşyaların durumuna bakmak istediğini söylesen. Bir bakalım eşyalara de. Biz bu arada bir şey yapsak. Çok mu ısrar ettik acaba ya? Durumuna baksak nasıl tahliye edebiliriz, ne yapabiliriz hani siz düşünürken. Bir durun, biz bir görüşelim. Orası benim özel mülküm, hayır. Ne yapabileceğimize karar verelim ve bugün nasıl tahliye olur? Özel mülk olmaktan çıkmış, bakın bir yıkım kararı. Ama içeride benim özel mülküm var. Biz gereği kadar tabii ki saygılı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz ama aslında eve girme yetkimiz neden de var. Neden bu kadar kamerada? Mahkeme kararıyla beraber. Neden bu kadar? Yürüyün arkadaşlar. Bahçeye giriyoruz. Geri çekilmek yok. Artık oldu olan mecburen buradan geri dönemeyiz. Yıkacağız. Biz sizi nezaketen buraya kadar çağırdık. Nezaketen ve buraya kadar çağırıp hemen evin içine otururken mi yıkacağız? Direkt girme hakkımız da var yani evin içine yani şu o anda. O zaman gir kardeşim. Ne diyeyim sana? Gir. Gir. Beni geçebiliyorsan gir. Beni geçebiliyorsan giriyor. Hanımefendi bir bakar mısın? Senin bu kaba eşya ısrarın var. Nasıl tahliye edebiliyoruz? Buyurun. Ben dozeri çalıştırayım. Evet. Saksıyı maksiyi alın bahçeden bir iki bir şey alın. Bahçedekileri başlayalım arkadaşlar. Bulduklarınızı gördüklerinizi eşyalar. Gel. Var burada bir tane. Belediyenin özel deposunda biz muhafaza edeceğiz. Güzel bubble'lara saracağız onları. Belediyenin deposunda. Burası taşındığınızda size tekrardan şöyle film var. Geri yerine edilecek. Kıyafetler çekildi. Yani zaten verilen süre takılar yok, belli, bunlar, kısıtlı bir süre. Bunlar sizin götürebileceğiniz şeyler. Onlar özel, yani değerli tamam. Eşyalar almış. Zaten hep değerli eşya, yoksa çok şey tabii. Yok. Tamam, biz bahçe eşyalarından o zaman ufak başlayalım. İlk sen,
Nebip'in duyabileceği bir şekilde yavaştan duvar yıkımına başlayalım mı de. Ya da belki hani yavaştan bir duvar yıkımına da başlayabilir miyiz acaba? Dozeri çalıştırayım. Bir dozeri çalıştırıp belki hani yavaş yavaş başlayabiliriz arkadaşlar. Küçük dozer bahçeye girebiliyor mu? Bir deneyin arkadaşlar. Çık Nebip dozerin üstüne. Ha, çalıştır. Şöyle. Taraflardan dikkatli ol. Şöyle geçelim biz. Yararlıkla çalıştıralım. Onun da motoru sesi. Amirim, bu kapıyı kırayım. Direkt kapıdan değil duvardan başlarız olmadı. Çok duvarı. Kapıyı kırayım mı ne ya? Kırmadan içeri gir. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir duvarı bir kapıyı ya. Kırmadan girebilir misiniz? Havaya girdiniz iyice yıkacaksınız yani. Giremezseniz mecburen yıkacağız onu. Kapanık kıracak şimdi ışığı. Hep kapıyı kırıyorsunuz. Girmezse, girmez mi? Girmezse yıkacağız. Yapacak bir şey yok. Şuraya bir bakalım tahminen araç girebiliyorsa. Ay çocuklar çok kötü oldu kız ya. Girmez. Gerek yok duvarı. Ah canım benim ya. Ay. Duygu, anons istiyorum senden de. Siz de toplayın bahçedeki saksıyı. Duygu bir daha anons. Karaca'nın bahçesindeyiz. Yıkılacak olan ev burası. Elimizde yasal belgeler var fakat Işın Hanım bunu kabul etmiyor. Cepli gazetesine kesinlikle kesinlikle. Gelme gelme içeri girmesin. Bekle bekle. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Gerçekten yıkmıyoruz haberiniz olsun. Daha değil. Bayağı aldılar yani. Ay. Nebip, eşyaları çıkartana kadar biz öbür yıkımı yapar geliriz de. Güzel. Belki öbür yıkımı yapar geliriz. Ya. Biraz sıkıntılı halde görüyoruz. Bir yıkımı yapar buraya gel. Biz bir iki de yer daha yıkalım gelelim de. Öbür yıkımı yapıp buraya gel. Ay çocuklar valla çok fena oldu bu. Ha, tamam güzel. Duvarı yıkmaya gerek yok o zaman. Size maksimum 2 saat zaman tanıyabiliriz de ilk sen. Yani bir zaman tanıyabiliriz başka bir yıkımdan sonra böyle bir 2 saatlik bir durum. Ama saatlerle sınırlı bir şey olacak bu. Saatlerle yani. Sınırlı dediğiniz arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yani kıymetli eşyalarınızı saatin alabilirsiniz. Gerisini zaten biz halledeceğiz ve sonra tekrar eşyalarınıza kavuşabilirsiniz en kısa zamanda. Saatin 2 saatte yıkar geliriz. Bir dakika şimdi oraya orayı yıkalım. Bu kadar basit bir yer. 2 saatte yıkar geliriz. Yani insanlar hayattan 2 saatte yıkayıp gelebiliyor musunuz? Yani arkadaşlar, biz de anlıyoruz sizi, özür diliyoruz bundan dolayı ama biz de emir kuluyuz. Bize de yukarıdan emir geliyor ve bunu uygulamak mecburiyetindeyiz. Büyük eşyaları tahliye ederken biz diğer yıkımımızı gerçekleştirdik. Aramızda.